Merhaba sevgili seyirciler, Yüzüver TV'de sabah haberleriyle sizlerle beraberiz. Cumhuriyet Halk Partisi Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı'nın Küba'ya yapacağı cami konusunu eleştirdi. Ya ben şimdi Kübalı kardeşimle bunu konuşuruz, o dağın tepesine bir cami bugün de yakışır. Cumhurbaşkanı bu ifadeleri 1. Latin Amerika ülkeleri Müslüman Dini Liderler Zirvesi'ndeki konuşmasında dile getirmişti. Erdoğan'ın gündem oluşturan bu sözlerine CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce cevap verdi ama büyük bir gafla. İnce, Bursa'da Uludağ Üniversitesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet'in Bize Kazandırdıkları isimli programa katıldı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Küba'ya cami yakışır sözlerini eleştirdi. Küba'ya cami yapacak mıyız? Dilber'de Konak Mahallesi'nde bir Küba camii var. Fakat Muharrem İnce'nin atladığı ince bir ayrıntı vardı. Çünkü Bursa Nilüfer'de bulunan caminin gerçek ismi Küba değil, Kuba'ydı. Büyük bir gafa imza atan CHP'li vekilin gerçek adını bilmediği Kuba Camii ise adını Medine'de inşa edilen İslamiyet'teki ilk mescitten alıyor. Nilüfer'de Konak Mahallesi'nde bir Kuba Camii var. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Ankara Sanayi Odası Teknik Koleji'nde öğrencilere matematik dersi verdi. Evet, 2.'yi tuttu. 2. 3 kere 2, 6. Artı 5, M5'te 11. Eksi 11, 0, 0'ın karesi, 0, 0 artı 0. Onun için mutlaka doğrulamaya bak. Yaptığınız işlemi bir eksi işaretinden dolayı belki hatayı bulabilirsiniz. Ama yerine koyduğunuzda mutlaka eğer hata varsa ben hatalıyım diye bağır. Adana'da jandarma karakoluna görevli bir asker nöbet değişimi sırasında silah arkadaşları tarafından ağır yaralı olarak bulundu. Edinilen bilgiye göre Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Mustafa Beyli Jandarma Karakolu'nda görevli jandarma er GB nöbet değişiminde silah arkadaşlarınca ağır yaralı olarak bulundu. GB ambulansla kaldırıldı, Osmaniye Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. İzmir'in Selçuk ilçesi Yoncaköy yol güzergahında meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Selçuk yönünden Özdere istikametine giden Recep Şeyh'in kullandığı araç Zeytinköy mahallesi yol güzergahı yakınlarında virajı alamayıp takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Recep Şen ve yanında bulunan eşi Naciye Şen olay yerinde hayatını kaybederken araçta bulunan Gülay Sarı, ikiz kardeş olan Eren ve Emir Sarı ile Ceyhun Şen yaralandı. Karaman'ın Ermenik ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde bir madende su baskını sonucu meydana gelen maden kazasında mahsur kalan 16 işçiden 2 işçinin daha cesedine ulaşıldı. Karaman'ın Ermenik ilçesinde su basan madenden acı haber geldi. 21 gün sonra iki madencinin daha cenazesine ulaşıldı. Bundan 21 gün önce Ermenek'teki maden ocağına su basmıştı. 18 işçi o kör kuyuda mahsur kalmış, madencileri kurtarma çalışmaları da başlatılmıştı. Facianın 10. günü İsa Gözbaşı ve Kerim Haznedar'ın cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Bugün de çalışmalar sırasında iki madencinin daha cesetlerine ulaşıldı. Cenazeler dışarı çıkartıldı. 14 işçiyi kurtarma çalışmaları ise hızla sürdürülüyor.
Atatürk Havalimanı dış hatlar arındırılmış salonu yangın söndürme borusunun patlaması üzerine su baskınına uğradı. Yerler su altında kalırken havalimanı çalışanları ve temizlik ekipleri su tahliyesi etti. Seferber oldular, suları tahliye etmeye çalıştılar. Yolcularsa gördükleri manzara karşısında neye uğradıklarını şaşırdı. Her gün yüzlerce uçağın inip kalktığı, binlerce yolcunun seyahat için kullandığı Atatürk Havalimanı sular altında kaldı. Dev havalimanının dış hatlar giriş katında bulunan arındırılmış salonunda tadilat yapılıyordu. Ancak o esnada yangın söndürme sisteminin boruları delindi, salon bir anda sular altında kaldı. Ortaya ise bu görüntüler çıktı. Olayı gören havalimanındaki temizlik ekipleri hemen harekete geçti. Camla başla suları tahliye etmeye başladılar. Yolculardan bazıları ise bu ilginç durum karşısında olanları kaydetti. Sularla adeta mücadele eden ekipler temizliği yaklaşık 40 dakikada bitirebildi. Ankara'da kendisine bomba süsü vererek askeri kişiye girmek isteyen şahıs, Nizamiye'de görev yapan askerler tarafından etkisiz hale getirilerek yakalandı. Kendisine bomba süsü verdi, askeri kışlaya girmeye çalıştı. Askerler tarafından son anda fark edilerek etkisiz hale getirildi. Ankara'da gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Kendisine bomba süsü veren bir şahıs, Mamak'taki General Eşref Akıncı kışlasına girmeye çalıştı. O sırada Nizamiye'de nöbet tutan askerler ise şahsa tam zamanında müdahale etti. İsmi öğrenilemeyen kişi etkisiz hale getirildi. Akli dengesinin olmadığı iddia edilen şahıs, daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Dün akşam oynanan Türkiye-Kazakistan maçı sonrası milli kaleci Volkan Demirel'in koruması olduğu iddia edilen şahısların saldırdığı gazeteciler İHA'ya konuştu. Sorumluların cezalandırılmasını isteyen gazeteciler yetkililerden radikal kararlar almalarını talep etti. 2016 Avrupa Şampiyonası grup elemeleri Türkiye-Kazakistan maçı sonrası arbede yaşandı. Basın mensupları Volkan Demirel'i görüntülemeye çalışırken özel güvenlik görevlilerinin engeliyle karşılaştı. Gerginlik büyüdü, arbedeye dönüştü. Aslında çok da bir şey, her şey görüntülerde var. Yani sonuçta güvenlikçilerin terörüne maruz kaldık biz orada açıkçası. Sebepsiz yere hiçbir şey yokken ortada gelip darp ettiler bizi. Budur yani olay. Görüntülerde her şey var. Yani zaten şiddetin azı çoğu olmuyor yani. Uygulanmış. Yani gittik şikayetçi olduk. Dokuzuz artık. Hani adalete teslim ettik. Statlarda bir kere ya bu tarz şeylerin olmaması gerekiyor. Yani bu şiddet olayları, sporda şiddet yasası çıktı ama hala önüne geçilemedi. Şimdi milli takım çalışanları Volkan ve Emre'ye otoparktan çıkın. İşte dışarıda sizi gazeteciler bekliyor. Onlara gözükmeyin böyle bir olaylar olabileceği baştan biliniyordu tarzında bilgiler geldi bize. Bunları bildikleri halde kendileri tekrar medyanın içinden çıkmak istediler. Medya tabii ki burada görevini yapmak istedi. Orada da çok dar bir alan. Araba farklı yerdeydi. Farklı yerden sporcu çıkış kapısına getirildi. Çok kısıtlı bir alandı. 50'nin üstünde kameraman ve fotoğrafçı vardı. Herkes bir şeyler çekmek istiyor. Haklı olarak herkes kurumuna karşı bir sorumluluğu var. Onu yerine getirmeye çalışıyor. Yüz Haber TV'de sabah haberlerini sunduk. 12 haberlerinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Thank you.